Merhabalar efendim, merhabalar, nasılsınız, iyi misiniz, afiyetlesiniz inşallah, hepinizin Ramazanı mübarek olsun. Bildiğiniz üzere hepiniz benden Pixelmon oynamamı istiyorsunuz ve bayağı bir seviliyor bu Pixelmon serisi. Ben de dedim ki neden bu Pixelmon serisine yeni bir soluk getirmiyorum, ben de bunu hikayem tarzında oynarım deyip ilk defa böyle bir video deniyorum. Umarım videoyu beğenirsiniz, ayrıca videoda yorum olarak da yazın, beğenmezseniz normal gameplay olarak çekmeye devam ederim, Pixelmon'u çok fazla kişi istiyor çünkü. Her neyse, bu benim Pixelmon serim. Önceki gameplay videolarını biliyorsunuz 4-5 bölüm oynamıştık. Fakat ben dedim ki bu yeni seriye özel yeniden sıfırdan bir başlayayım. Sıfırdan başlıyorum. Bildiğiniz gibi bizim bir Pixelmon sunucumuz var arkadaşlar. Çoğunuz biliyorsunuz, hatta bir ara 100-150 online çekiyordu. Fakat bu arada nedense kimse girmiyor oyuna. Allah Allah, ne oldu? Bir şey mi kaçırdık? Kendi sunucumuz var arkadaşlar. Sunucumuz oyna.pokeleaf.online. Kendimin de buradan reklamını hemen alttan çizerek veriyorum. Sunucumuz 64 GB RAM'li bir makineye sahipti. Buna rağmen içerisinde anlayamadığımız bir şekilde drop oluyordu. Bu drop sorunu yüzünden çok oyuncu kaybettik, biliyoruz. Fakat son zamanlarda bu güncellemelerle, yeni bakımlarla bu drop sorununu %90'a kadar çözdük arkadaşlar. Bundan emin olabilirsiniz. İnanmıyorsanız gelin aga. Her neyse, girdim bizim sunucuya oyna.pokelif.online. Arkadaşlar dedim, bana dedim güzel bir starter söyleyin. Ben bu starter'ı alacağım ve bununla başlayacağım video için. Bana dediler ki abi şunu al, abi bunu al, abi şöyle yap, böyle yap. Herkes değişik starter'lar söylemeye başladı. Herkes kendi en sevdiği starter'ını söylemeye başladı büyük ihtimalle. Ama ben de dedim ki bir tane Treachko alayım. Çoğu zaman Treachko ile oynamıyorum. Hatta neredeyse hiç oynamadım diyebiliriz buna. Neyse, bir tane Treachko aldım. Kesinlikle Poke Editor'u kullanarak buna, kesinlikle Poke Editor'u kullanarak bunu 100 IVS yapmadım arkadaşlar. Buna yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Her neyse, aldım Treachko'yu. Dedim ki Pixelmon maceramız burada başlıyor. Birinci bölüm. Evet, Warp Orman'a geldik. Kendime şöyle ev yapmak için güzel bir yer ayarlıyordum. Bu sırada bedava itemleri tabii ki de gördüm. Ne kadar admin de olsam, ne kadar game mod açabilsem de bedava item gördüm mü alırım abi. Her neyse, bu beleş item sekansımızdan sonra ev yapmak için güzel bir yer aradım kendime. Dedim ki böyle şehrin gürültüsünden uzak, işte orman içerisinde ağaçlar, çiçekler, böcekler, Pokemon'lar vesaire içerisinde dedim güzel bir yer bulayım. Fakat bütün vatandaşlar gelmişler, ormanın hemen çıkışına evlerini yapmışlar. Vallahi helal olsun abi. Yaratıcılık sıfır sizde. Hiç uzaklaşalım, hiç böyle uzaktan bir yerlere gidelim, bir şeyler yapalım, evlerimiz oraya yapalım. Yok aga, claim'in bittiği yere herkes evini yapmış. Mükemmel. Ben sonuçta komşuluk ilişkilerine önem veren bir adamım. Kendime ev yapmak için yer ararken böyle yıkık dökük evler gördüm. Tabii tamamlanmamış. Bunları niye böyle yapıp bırakıyorsunuz, kaçıyorsunuz, gidiyorsunuz? Ben hiç anlamıyorum zaten ama. Bir tane yıkık dökük bir evin içine girdim ben. İhtiyacım olan şeyleri tabii ki de karşılıyorum abi. Ne kadar admin de olsam, ne kadar claim'li alan olsa da istediğim şeyi alır kırarım kardeşim. Adminim lan ben. Bir şey diyecek var mı? Hayırdır, banlarım. Slash bana bakar sadece. Neyse, bir tane evden crafting table'ı dizliyoruz. Bakın buradan size tavsiyem, kitleri almayı unutmayın. Yeni başlayanlar kit başlangıcı alabiliyorlar. Bir kereye mahsus. Kit oyuncuyu da günde bir kere alabiliyorsunuz. Kazma kürek falan filan veriyor. Neyse, ben hemen kit başlangıçta kit oyuncumu aldım tabii ki de. Bedava item sonuçta. Her şeyi alabilirim ama yine de almıyorum. Niye? Çünkü ben bir video çekiyorum. Neyse, Mecnun'un açtığı tüneli de gördükten sonra kendime bir tane ev yapmak için güzel bir spot buluyorum. Yani güzel bir yer buluyorum kendime. Spot diyorum İngilizce, havalı olsun diye. Tabii ki de ağaç kasmak, ağaç kesmek vesaire çok zor geldiği için bana o sırada. Dedim ki neden ağaçla şeyle uğraşıyorum ben ya. Alırım, elimde küreğim de var. Bedava itemleri de buluyorum zaten yerden. Ya da sağdan soldan çalarım yani, dızlarım. Dedim en azından böyle bir çukur kazayım, çukurun içine ev yapayım kardeşim. Hepimizin ilk gece hayatta kalmak için kullandığı taktiklerden bir tanesidir bu Minecraft'ta. Daha Pixelmon'a başlamadım. Her neyse, ben girişiyorum aga küreğimle. Bayağı iyi oldu ya, bence gayet yeterli bir mezar, pardon, bence gayet yeterli bir ev yani. Her şey var içerisinde. 4 duvar. Kendimiz açtık hem de duvarları aşağı doğru. Bir tane de şöyle güzelinden bir merdiven koydum muydu? Yukarıyla dış dünyayla iletişimimi sağlarım aga. Tamamdır yani, daha bir insan ne ister ki bir evden? Arkadaşlar, gerçekçi olalım. Çoğumuz apartmanlarda yaşıyoruz. Bunun ne farkı var apartmandan, anladın mı? 4 duvar yani. Çoğumuz villada yaşamıyoruz arkadaşlar. Eğer villada yaşayanlar varsa da neden katıl butonuna basmayı düşünmüyorsunuz arkadaşlar? Katıl butonuna basarak bana direktman destekte bulunabilirsiniz. Teşekkür ederim. Villada oturanlara özel. Her neyse, tam evimi bitirdim derken bir tane ratata sesi duyuyorum. Ratatanın o iğrenç sesi, o böyle Pixelmon'daki ve hatta Pokemon'un bütün evrenindeki en gereksiz Pokemon olmasından dolayı ona gerçekten bir nefretim var. Bu arada bir şey fark ettim. Ben nedense her şeyden nefret ediyorum ya. Bak, Braum'dan, Poppy'den, Rattata'dan, CSGO'dan, abi her boktan nefret ediyorum ama beni böyle kötü bir insan olarak tanımayın arkadaşlar. Çoğu şeyi de severim aslında ben. CSGO hariç. Treachko'mu test etmek için Rattata ile kapıştırayım diyorum. Pixelmon konusunda bilgimin az olduğunu zaten hepiniz biliyorsunuz. O yüzden skill'lere öyle rastgele basıyorum. Hangisi vurur, hangisi daha çok vurursa onu spamlamaya başlıyorum ben. Fakat Rattata Treachko'mun içinden geçiyor. Bu burada bitmiyor. Treachko'nun ölümü bana gerçekten koyuyor. Çünkü 100 IVS, editli Pokemon. Ona rağmen küçücük bir Rattata'ya ölüyor. Neyse Rattata, bu burada bitmedi yalnız. Bu burada bitmez. Bu hikaye, bu düşmanlık daha yeni başlıyor. Bu Treachko senin içinden geçecek. Zamanı gelecek, bu Treachko senin içinden geçecek Rattata. Bu arada diğer insanların evlerine bir bakar mısınız? Bir de benim yaptığım eve bakar mısınız?
Adam bildiğin oraya malikane yapmış. Ben burada mezarlıkta uyuyorum ya. Her neyse. Rattata'da başarısız olan Treçko'mu kasmak için başka Pokemon'la aramaya başlıyorum ve bir Spinarak. Spinarak. İşte bir tane örümcek buluyorum abi. Spinarak yani. Spinarak. Aynen Spinarak. Spinarak buluyorum. 8 level. 5 level Treçkom. Diyorum ki bunun içinden geçer. 100 IVS lan Pokemon. Editli Pokemon'sun oğlum sen. Eşin sevdiği Pokemon'lardansın yani. Treçko yaparsın aslanım deyip üstüne atıyorum ben onu. Neyse bunlar başlıyor kapışmaya. Bir sağ kroşe bir sol kroşe derken benim Treçkom tek yiyecekken son anda arka ayağıyla tutunuyor. Helal olsun Treçko, olsun. Olsun. Hayat bize ne kadar sert vurursa biz de o kadar sert vururuz derken Treçkom öldü arkadaşlar. Spinarak da Treçkom'uzun içinden geçmeyi başardı. Ve gerçekten bu beni çok üzüyor. Ben üzüldüğüm zaman ne yaparım? Kimi insanlar üzüldüğü zaman yemek yer. Kimi insanlar üzüldüğü zaman bağırırlar çağırırlar. Peki ben unutmayın ben Radahn arkadaşıyım arkadaşlar. Bu üzüntüye dayanamayıp bir tane evi soymaya karar veriyorum. Arkadaş zaten pek fazla güvenlik önlemi almadığı için evine çok da kolay oluyor benim için. Girip chestlerine bakıyorum ben de ne var ne yok diye. Ama sakın yanlış anlaşılmasın arkadaşlar. Değerli şeyleri almayacağım hiç merak etmeyin. Sadece torç lazım. Torç almak istiyorum. Çünkü mezarlığım çok karanlık. Bu kadar karanlık mezarlıkta uyuyamazsınız. Her neyse yağmur başlıyor o sırada. Islanıyorum böyle hemen diyorum bir içeriye gireyim hemen böyle bir torçumu morçumu ayarlayayım. Çatıyı kapatayım daha evin çatısı yok bilmem nesi yok. Torç alarken bu evde arkadaş ne kadar fakirse evde ne bir tane torç var ne de chestinde bir tane torç var. Kardeşim seni buradan çok tebrik ediyorum. Devam et yoluna. Neyse bakıyorum daha güzel bir ev buluyorum. Bir apartman bahçeli. 1 artı 0 ama 4 katlı bir ev görüyorum. Adamın her yerinde torç var bak. Bak bu işi biliyor. Her yere torç koymuş. Adamın evinin içindeki torçları ellemiyorum. Hadi yine biz insaflı dızcılarız tamam mı? Dışarıdan 3 tane 4 tane torç alıp hemen evime doğru dönüyorum. Çünkü yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor. Islanırım. Islanırsak ne olur arkadaşlar? Hasta oluruz. Bu dönemde de kesinlikle hasta olmayın. Evinizde kalın. Yolda bir Minun görüyorum. Diyorum ki artık Treçko lütfen artık bir tanesini öldür. Bir tanesini öldür. Artık level atlaman lazım senin diyorum. Peki kanka diyor. Kanka mı diyorum? Ne ara bu kadar samimi olduk? Amık. Ne bileyim işte öyle fırlatıp duruyoruz ya ondan diye ben şey yaptım. Quick ataklarla yine böyle düşmanın içine girerekten Treçko bu sefer bakıyorum adamın canını götürebiliyor. Oh çok şaşırıyorum lan. Hayırdır diyorum Treçko bir şey mi karar verdin yani? Ne oldu? Dövüşmeye mi karar verdin tekrardan? 100 IVS olduğunu hatırladın mı? Ne yaptın? Her neyse Treçko çok şaşırılacak bir biçimde Minun'un içinden geçiyor. Gerçekten çok şaşırıyorum. Fakat o sırada eski sevgilim kavganın bitimini böyle su içen ceylanları bekleyen aslanlar gibi yanında bekliyordu. Treçko ile Minun'un kavgası bittiği anda yandan bir Ekans direkt saldırıyor. Hiç beklemeden 18 level Ekans direkt benim yazık daha yeni kavgadan çıkmış 8 level'lık Treçkom'a anında saldırıyor. Ve yine Treçkom'un içinden geçiyorlar. Bu burada bitmedi Ekans. Seni de yazdım oğlum. Rattata'nın yanında seni de yazdım. Nasıl bu mor Pokemon'lar çok gıcık Pokemon'lar oluyor lan. Bak Rattata da mor, Ekans da mor. Neden bunlar böyle? Her neyse hiçbir şey olmamış gibi tam yoluma devam ederken evime geliyorum ve bir 30 level bir Drillbur artık ismini de söylemiyorum. Drillbur yine benim Treçkom'a saldırıyor. Agalar siz ne istiyorsunuz bu çocuklar? Ne yap? Ananıza bacınıza dil mi uzattı lan? Ne bu nefret? Ne bu Treçko nefreti? La dur evime gireyim bir mezarlığıma gireyim bir torç koyayım lan en azından bir aydınlıkta savaşın bari. Amuk 30 level'sın koca adam olmuşsun küçücük Treçko'ya mı gücün yetiyor? Derken Treçko'mu yine içinden geçiyor arkadaşlar. Her neyse ilk kez böyle bir video denediğim için arkadaşlar bu video birazcık daha kısa fakat bir test videosu olacak benim için. Videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi gerçekten yorum olarak yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Güle